Herkese merhaba. Bugün sizlerle Hepimiz Gökyüzü Olmak İstedik serisinin 3. kitabı olan Deliler ve Cerrahları yorumlayacağız. Doğru cümle mi kurdum acaba az önce? Uyuyamayınca ben cümlelerimden çok şüphe ediyorum. Neyse bir daha kuracağım ya. Ne diyordun? Bugün sizlerle birlikte Hepimiz Gökyüzü Olmak İstedik serisinin 3. kitabı olan Deliler ve Cerrahları yorumlayacağız. Öncelikle birazcık yayın evinin değişmesinden bahsedelim. Gördüğünüz üzere ben karton kapağını aldım ve farkındaysanız 2,5. kitabını almadım. 2,5 olan kitabı almamamın sebebi, adını unuttum kitabın, keşke onu hatırlasam. Ejderha ve Yıldız. Ejderha ve Yıldız'ı ben çıkacağını bilmeden önce Vespet'ten okudum arkadaşlar. Sırf Daran ve Nova'nın hallerini okuyabilmek için. Ama artık son bir bölüm yayınlanacaktı ve Nagihan onun da kitap olacağını duyurdu. Artık çok geçti yani. Yoksa onu da almak isterdim. Yapacak bir şey yok. Okuduğum halde almak da istemedim. Sadece belki ileride zengin olduğum zamanlarda, ki bu kanalı takip edenler bilir, ileride mutlaka zengin olacağımı düşünüyorum. O zaman o seriyi baştan sona yenileyip almayı düşünüyorum. Ama ilk iki kitabını satıp ilk iki kitabının Dex yayınlarından baskısını almayı çok istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki daha bir kitabı daha, en az bir kitabı daha çıkacak. Ve yarısı Martı, yarısı Dex. Hiç hoşuma gitmiyor kitaplıktan. En evi değişiklik hakkında ve yazar hakkında hiçbir şey diyemem. Yazarın kararı. Yani müdahale edemeyiz. Yapacak bir şey yok. Ama kendi açımdan üzüldüğüm şey serinin bir bütün olarak şu an kitabında duramaması beni çok üzüyor. Aynı şekilde fiyatsal olarak Martı Yayınları genel olarak uygun bir yayın evi olduğu için de daha işime geliyordu ama yapacak bir şey yok. Yazarın kalemi güzel, ben bu seriyi seviyorum, o yüzden uygun fiyatta bulunca aldım. Uygun fiyatta bulunca aldım diyorum, kendisini hepsi buradan almıştım. O indirim hala devam ediyorsa da yorumlara koyarım. Sanırım indirimle beraber kupon falan vardı galiba. 200 almış olmam lazım. Kitaba gelecek olursak hangi birinden başlayayım? Öncelikle bu video spoilerlı olabilir arkadaşlar ama spoiler vermeden önce, eğer ki spoilersız bir şekilde seri hakkında bilgi almak istiyorsanız o seri hakkında çektiğim videoya şuradan ulaşabilirsiniz. Birinci ve ikinci kitabını okuduktan sonra çekmiştim o videoyu diye hatırlıyorum. Şimdi spoiler olacak çünkü yani üçüncü kitap. Bunun hakkında konuşurken 1 ve 2'den spoiler yükselmen illaki yersiniz. En azından karakterlerin gidişatı açısından yersiniz. Mesela Nova'nın gidişatı. Spoiler yemeyecekler gitsin. Nova hakkında konuşacağız çünkü. Nova neden hep ziyan oluyor? Neden? Mesela Nova size ne yaptı? Yani şu kitapta, şu dünyada geçen herkese bunu soruyorum. Nova size ne yaptı? Yani kadın sadece hepsi için çabalıyor. Hepsi için çabalıyor ve hepsi Nova'ya bir şekilde bir şey söylüyor. Bir zarar veriyor. Bir üzüyor. Ya Nova'ya diyorum ki keşke kötü olsaydı da bu şeyleri yaşasaydı. Mesela Arın'la muhabbeti var arkadaşlar. Sayfa bilmem kaç, asla bir fikrim yok. Ama Arın karakterine çok sinirlendiğim tek bir yer vardır ki o da Nova'ya. Dur kardeşim sen gelme. Şu anda hazır değilsin. Diğer varisler şöyle böyle. Sonra Nova'ya yollasan uzağa. Bir de Nova orada o kadar güzel konuşuyor ki hani ben seni kurtarırken öğrenemedim bir şey. Sürekli kaçmak zorunda olduğum için öğrenemedim bir şey dedi ve dedim ki helal olsun Nova. Cidden yani şu seride en sevdiğim karakter Nova. Daran bile ikinci sırada arkadaşlar. Aran'ı da seviyordum ama o hareketi beni bitirdi. Ha Daran'ı da, yani Daran'a gelelim. Daran çok mu iyi peki? Ya her şeyimi saklarsın abi ya. Ya bu kız sana ne yaptı? Ne yaptı? Tamam bak yapmasınlar. Yani şüphelenebilirsin. Güvenmeyebilirsin kıza. Ama sanki kız böyle güvenini sarsacak, sana bir ihanet etmiş. Aman yarabbelerim, senin başına felaketler bilerek getirmiş gibi. Kızın her şeyi saklıyor. Sonra da kızın onu anlaması. Anlamaz. Abi nereden anlayacak? Hiçbir şey anlatmıyorsun çünkü kıza. Anlatmadığın için anlamıyor olabilir mi acaba? Bir de şöyle bir şey var. Daran hep şu tipte. Sen benim için bir şey yapmışsın. Başını belaya sokma diyor. Nova'ya kızıyor. Ama sanki sanırsın kendisi daha Nova bebek ya. Şu kadarken bütün her şeyini, varını yoğunu ortaya koymamış. Ona diyorsun ki işte bana karışamazsın. Ben bunu kendi isteğimle verdim. Bunun için kendini böyle hissedemezsin diyorsun. Ama tam tersi sana yapıldığında tıkı yok. Ne suçu vardı Nova'nın? Nova'yı çok takdir ettim. Verdiği her karar bana kalırsa doğru kararlardı. Sadece ilk başlarında arkadaşlar, kitabın başlarındaki o Daran dur etme dedikten sonra abi bir yerinde dur, kurban olayım sende ya. Ya bir 5 dakika yerinde dursa Nova, tamam mı? 5 dakika çok değil. Her şey hallolacak. Ama işte ben olsam ben de durmam. Çünkü Daran çok fazla şey gizledi. Bilemiyorum. Bir de Nova da iyiliği için, Daran'ın iyiliği için gitmişti oraya. Tayga konusunda. Yani bir Nova sinirleniyordur Tayga'ya, iki ben yani. Abi düzgün ağzından iki kelime çıksın ya. Her şeyi mi bilmece? De ki bunu yap veya bunu yapma. Niye lafı eveleyip geveliyorsun? Sonra işte olaylar Tayga'nın düşündüğü, aslında Tayga anlatmaya çalışmış. Çalıştı ama sadece anlatmadı. Farkında mısınız? Kitapta kimse Nova'ya bir şey anlatmıyor. Ama herkes Nova'nın anlamasını istiyor. Ve Nova bir şey yapamadığı için hep onu suçluyorlar. Ama Nova hep onlar yüzünden bir şey yapamıyor. Yani ikinci kitapta kesinlikle Daran yani, ama 3.
üçüncü kitapta Nova. Ay şu kitap kapağındaki üç hanımefendiye gelecek olursak da hiçbirini sevmiyorum. Ama şu kadın adını unuttum ya. Şöyle baksam denk gelir miyim acaba? İşte gelmem. Çok az geçiyor çünkü. Zaten ondan bahsedeceğim. Daren'in annesi diyelim mi ona? Öyle diyelim. Daren'in annesi üçüncü kitapta geliyor arkadaşlar ve Happy Top'u üç bölümde adam akıllı geçiyordur. Kendisinin sahneleri. Öncelikle bu kadın yani neden bu kadar az geçiyor? Ve aslında her şey onun başın altından çıkıyor. Yani çok az sahnesi var ama rolü büyük ama az. Aynı şekilde Jen'in ve diğerinin adını unuttum. Onları tanrıçalar diyelim. Tanrıçaların düşüncelerinin saçmalığı. Abi sizin suçunuz yani. Onlar da Nova'yı sıkıştırıyor. Herkes bitiyor tamam mı? Sanki Nova Aran'ı halletti, Daren'i halletti. Bütün Elementen'in böyle arasını yaptı. Bir de bu üçlü geldi. Bilmiyorum dördüncü kitapta ne olacak ama bu ikizlerle bağı koptuktan sonra Daren'in neler yapacağını çok merak ediyorum. Nova'ya çok üzüldüm. Bir de bazı teorilerinizi okuyorum. O zaman daha da çok korkuyorum. Umarım hiçbirinizi tahmin ettiği gibi ilerlemez o kitap. O kadar felaket düşünüyorsunuz ki çünkü. Hepinizin yazardan daha kötü düşünüyorum şu an. Yazarın mutlu son yapacağına dair benim inancım var. Sakin olsun herkes. Üçüncü kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Gelelim ikinci kitap olan Ejderha ve Yıldız'a. Ejderha ve Yıldız sanırım bu seride benim en sevdiğim kısım olacak. Çünkü kısım diyorum çünkü bir kitap olarak değil de yazar da bir novelde tarzını yazdığı için öyle diyorum. Daha çok sevmemin sebebi arkadaşlar ben karakter tutarım. Şimdi herkes şey diyor mesela işte Hava Krallığı da ne ön planda olsun şu da ön planda olsun bu da. Tamam olsunlar. Hatta ben Hava Krallığı'nın özellikle hala ikinci kitapta da aynı şeyi söylüyordum. Çok geride kaldığını düşünüyorum. Üçüncü kitapta da çok geride kaldığını düşünüyorum. Ama bana göre Daren ve Nova her zaman bir tık önde olmalı gibi geliyor. Daren ve Nova'nın en ön planda olduğu ve böyle birbirleriyle ilişkisini okuduğumuz kitap Ejderha ve Yıldız olduğu için Ejderha ve Yıldız'ı çok sevdim. Kendisi şu an elimde olmadığı için çok üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Umarım ileride tekrardan elime geçer. Baştan tekrardan okurum. Yazarımız dedi ki Ejderha ve Yıldız'ın novelasını ile de okumanıza gerek yok. Ama bana kalırsa ile de okumanıza gerek var. Sevdiğim için demiyorum. Bence Nova'nın bu kadar Daren'e bağlanması falan pat diye olmuyor. Veya Daren'e yaptığı fedakarlıklar öyle pat diye hadi yapayım şeklinde olmuyor. Onun bir altyapısı var ve bana kalırsa bu altyapı aslında Ejderha ve Yıldız'da oluşuyor. Aralarındaki o bağ Ejderha ve Yıldız'da güçleniyor. Ve geçmişe dönük sahneler ve 1 ve 2'de çok geçiyordu. Özellikle bu aslında ilk tanışmaları, ilk karşılaşmalarının olduğu zamanlar ilk kitaplarda çok söz konusuydu ve 3. kitapta bahsedilse de şöyle oldu böyle oldu şeklinde asıl anlatım Ejderha ve Yıldız'da. O yüzden mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Biliyorum çok büyük haksızlık ama gerçekten yazar hemen çıkarabilir mi 4. kitabı? Çok heyecanlıyım. Çok da seviyorum. Keşke elimde olsa da hepsini bir anda okusaydım diye düşünüyorum. Hatta ben o kadar böyle olacağını tahmin edebiliyordum ki 3. kitabı sonra alırım. 4. kitap çıkmaya yakın falan diyordum. Dediğim gibi ama kitap fiyatları arttığı için aldım ve okumadan da duramazdım. Hele ki ben sen git şöyle direkt sonunu oku. O sonu okuduktan sonra insan merak etmez mi ne olduğunu? Sonu zaten herkes tarafından sanırım şu an konuşuluyor ama belki buralara kadar izleyip sıkıntı etmeyip spoilerları sonunu bilmek istemeyenler olabilir. O yüzden söylemeyeceğim ama sonu söyledim ki ya ben. Çizale bir bağı koptu falan dedim yani. Tamam yapacak bir şey yok. Vermişim ben o spoiler'ı zaten. Dilerim 4. kitapta yakında elimizde olur. Benim Hepimiz Gökyüzü Olmak İstedik serisi hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Daha fazla bu tarzda seri yorumları istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, okuduğum kitaplardan ve KPSS sürecimden anında haberdar olabilmek için görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.